Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Yeni bir hafta ve ilk gününde bugün yüzümüzü yukarı gökyüzüne çevirdik. Uzaya bakıyoruz. Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. NASA 50 yıl aradan sonra tekrar Ay'a dönüyor. Bunun neresi tarihi? Ay'a zaten gidildi derseniz öyle değil. Bu yaşanan Mars'a insanlı seyahat için önemli bir basamak. Hedef Ay'da bir uzay üssü, bir fırlatma platformu kurmak. Daha fazla ayrıntı ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Manşete dönersek, Artemis programı kapsamında üretilen roket bugün saat 15 civarında fırlatılacak. Görüntülerde canlı olarak ekrana geliyor. Geri sayım sürmekte fırlatma için. Fırlatma Kennedy uzay üssünde gerçekleşecek. SLS Orion uzay aracı Ay'ın etrafında 6 hafta döndükten sonra dünyaya geri gelecek. Dediğimiz gibi öğle bülteninde haberin ayrıntılarına bakacağız. Ancak önce günün öne çıkan gelişmelerini paylaşalım. Yunanistan'ın Türk jetlerini Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz etmesi gündemde. Bu taciz NATO angajman kurallarında düşmanca hareket olarak nitelendiriliyor. Yunan basını ise olayla ilgili Türkiye'yi suçladı. Gazeteler Türk F-16'larının S-300'lerin yerini belirlemek amacıyla Girit etrafında uçuş yaptığını öne sürdü. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Selim Sayar'ı bizi bekliyor. Selim, Yunan gazetelerinde neler yazıyor yaşanana dair? Ahmet Arpat, öncelikle askeri kaynaklara dayanarak tüm gazetelerde neredeyse bu olayın gerçekleşmediği ve Atina'nın bunu reddettiği, yani inkar ettiği yönünde haberler var. Ancak senin de belirttiğin gibi Mega TV'de çok dikkat çekici bir haber, zamanlaması da dikkat çekiciydi. Zira S-300 füzelerinin Türk jetlerine kilitlenmesi olayı 23 Ağustos'ta meydana geldi. Tam o gün onun akşamında Mega TV'de yer alan haberde Türk jetlerinin aslında Girit'teki S-300 füzelerini, yerlerini belirlemek, oradaki üssün haritasını çıkarmak ve füzelerin konumunu saptamak için uçuş gerçekleştirdiğini öne sürdü. Mega TV'deki bu iddiaya göre iki Türk F-16'sı Girit'te S-300 füzelerinin yerini, üssün yerini belirlemek için uçtu. Aynı zamanda iki Yunan F-16'sı kalktı ve Türk jetlerinin bu görevini, istihbarati bir görev olduğunu iddia ediyor Yunanistan. Bunu engellemek için uçuş gerçekleştirdiklerini ve Türk F-16'larının geri döndüğünü iddia ediyorlar. Bu haber eş zamanlı olarak servis edildi. Bir dezenformasyon atağa dikkat çekiyor Yunan medyasında. Ertesi gün tüm gazetelerde Mega TV'nin bu iddiası geniş geniş yer aldı ve olayın büyüklüğünün tabii anlaşılmasının üzerinden bir kamuoyu tepkisi oluşacağını hesaplayan Atina, Mega TV'deki bu iddiayı ortaya attı diye yorumlanıyor Atina'da. Olay önemli çünkü S-300 füzelerinin kilitlenmesi Ege'deki krizin yeni bir boyutunu oluşturuyor. Bugüne kadar havada uçakların kendi aralarında, pilotların da ifadesiyle, havacılık tabiriyle it dalaşı sırasında radar kilitlemeleri oluyordu. Ancak yerde inaktif, yani aktif olmadıkları, orada sadece bulundurulan füze sistemlerinin aslında aktif hale getirilmiş olduğu ve bunların Türk jetlerine kilitlenerek gerilimi bambaşka bir boyuta taşındığı yorumları dikkat çekiyor. Bu füzelerin geçmişine bakmak gerekiyor bu noktada. Aslında bu füzeler Rumlara ait. Kıbrıs Rum yönetiminin füzeleri 1997 yılında Rusya'dan almışlardı. 80 füze ve 12 bataryadan oluşuyordu. Ancak o dönem Türkiye'nin çok sert tepkisi üzerine bu füzeler hiçbir zaman Kıbrıs'a getirilemedi. Onun yerine Girit'e emanet olarak gönderildi. Ve buradaki anlaşma uluslararası topluluğunda tepkisi çok yoğun olmuştu. Çünkü bu füzeler Kıbrıs'a geldiğinde 150 kilometre menziliyle Konya'yı dahi vurabiliyorlardı. İşte bu tepkilerden ötürü Girit'e götürüldü bu füzeler 1999 yılında. Ve orada saklanacaktı Rumlar adına. Ancak şimdi görülen manzara çok farklı.
S-300'ler saklanma yerine orada aktif hale getirilmiş ve orada uluslararası hava sahasında görev yapan Türk F-16'larına kilitleniyor. Bu Ege'deki gerilimin bambaşka bir boyuta taşıyan çok ciddi bir olay olarak yorumlanıyor askeri yetkililer tarafından. Rodos'un batısında uçuyordu F-16'lar, Türk F-16'ları uluslararası sahadaydılar. O sırada S-300'ler yerden kilitlendi. Yerde 12 füze bataryası ve 80 de füze bulunuyor. Radar kilitleme ne anlama geliyor? Uçaklarınızı hedef aldık. Radarlar, yani gerek hedef radarları gerekse mühimmat radarları uçağa hedef aldı. Düğmeye bastığımız anda F-16'ları havaya uçururuz noktasında. Bugünkü yorumlara baktığımızda Tanea gazetesinde bir yorum dikkat çekiyor. S-300'ler F-16'lara kilitlendi üzerinden Türk tarafı bir iddia ortaya attı. Türk analistler Atina'nın bir sonraki adımının kendi yarattığı bu gerilimi koruyarak füze fırlatmak olacağını savunarak iklimi sıcak tutuyorlar yorumu da Tanea'da dikkat çekiyordu Ahmet Arpat. Selim Sayar'ı aktardı. Yunanistan Ege'de Türkiye'nin sinir uçlarını kaşıyor bir anlamda. Tam da ne zaman? Tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı gelirken, yarın 30 Ağustos. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı mesajında büyük zaferin 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Türkiye'nin mazisinden aldığı güçle geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı mesajında Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır ifadesine de yer verdi. Gündemdeki bir diğer önemli başlık, Cumhuriyet Halk Partisi organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. CHP adına başvuruyu yapan isim Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Adliyesi önünde bir açıklama yaptı ve o açıklamada savcıları göreve çağırdı. Peker'in marka yatırımın sermaye artırımı talebi için rüşvet iddiaları sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu da dün konuya ilişkin bir açıklama yapmış. İddiaların asılsız olduğu bildirilmişti o açıklamada. SPK, şirketin sahibi Mine Tozlu Sineren hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Adliyesi'ne giderek savcıya ifade verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne giden Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten savcıya yazılı ifade verdi. İstanbul Silivri'de 15 yaşında bir çocuk çalıştırıldığı inşaatın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Çocuk Van'dan İstanbul'a çalışmaya gelmişti. Bu ölüm çocuk işçiliği sorununu da bir kez daha gündeme getirdi. İnşaatın 6. katından düştü, hayatını kaybetti. Ali Koç henüz 15 yaşındaydı. Van'dan İstanbul'a gelmiş inşaatta çalışıyordu. Polis inşaatın müteahhidini gözaltına aldı. Türkiye'de son 9 yılda 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. 57'si inşaatta iş kazalarında yaşamını yitirdi. Kanunlara göre 15-17 yaş arasındaki çocuklar çalışabiliyor. Ancak çocukların inşaat gibi ağır işlerde çalıştırılması yasak. Bağımsız kaynaklar 2 milyona yakın çocuk işçimizin olduğunu söylüyor. Ve bu 2 milyona yakın çocuk işçinin önemlice bir bölümü ağırlığı mevsimlik tarım olmak üzere genellikle kabul edilemez, sokakta çalıştırılmak dahil olmak üzere, inşaat dahil olmak üzere ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyorlar. Çocukların çalıştırılmasının en önemli etkeni yoksulluk.
Çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili yurttaşlara düşen sorumluluklar var, ailelere düşen sorumluluklar var, yerel ve merkezi yönetime düşen sorumluluklar var. Ailelerin sorumluluğu var. Aileler çocuklarının gelişimlerini temin etmek zorundalar. Yoksul olmaları bunu kabul etmemiz anlamına gelmez. Ağır işlerde olmasa dahi çocukların çalıştırılması eğitim hayatında geri kalmalarına neden oluyor. Fiziksel gelişimini etkiliyor, duygusal gelişimini etkiliyor, sağlığını etkiliyor. En önemlisi de bunlar kadar önemlisi de hiç kuşku yok ki eğitim hayatını etkiliyor. Bu çocuklar hızla eğitimden kopuyorlar. Biz bazen tekil örneklere bakıp seviniyoruz. Şu koşullarda işte üniversiteyi kazandı diyoruz. Ama bütünü içinde 23 milyon çocuk içinde baktığımız zaman bu yeterli değil. Okul hazırlıkları yapması gerekirken bir inşaatta hayatını kaybeden 15 yaşında bir çocuk neden okul hazırlığı? Çünkü yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. 12 Eylül itibariyle başlayacak. Hazırlık sürecinde en büyük kalemlerden birinde okul giysileri oluşturuyor. Okul formalarının fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı? Bir öğrencinin okul üniforması ve ayakkabısı kaç liraya mal olacak? Kağıthanede okul forması satan bir mağazaya gideceğiz şimdi. NTV ekibinden Osman Terkan notlarıyla yayına hazır. Osman. Ahmet Arpat, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. 12 Eylül'de yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak ve ilk ders zili öncesi de velilerin alışveriş hareketliliği başladı. Biz de o hareketliliğin yaşandığı noktalardan birindeyiz. Sen de belirttin, Kağıthane Çeliktepe'deki bir mağazadayız. Bu mağaza yaklaşık 65 okula kıyafet veriyor. Ve bir de yayın konuğumuz var, mağaza sahibi Kerem Demir. Şimdi merak edilen konuya cevap arayacağız. Kıyafetler, fiyatlar ne durumda? Geçen yılla nasıl bir farklılık var? Bunları örnekleme yaparak sizlere göstereceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Kerem Bey, şimdi ilkokul kıyafetlerinden başlayalım. Tabii bildiğimiz ki kadar 4 parça. Nedir ilkokul kıyafetleri bu yıl, fiyat ne olacak? Yani tabii ki bu kıyafetten kıyafete, okuldan okula değişkenlik gösterse de ortalama olarak bir bilgi vermemiz gerekirse bir ilkokul çocuğunun kıyafeti 700 lira civarında tutuyor bu sene. 4 parça. Yani burada hani örneklemeyecek olur. Tabii yani standart okulların çoğunda renkler değişebilir, yakalar değişebilir ama standarttır. Bir kısa kollu tişörtü vardır, bir uzun kollu tişörtü vardır. Bir pantolon kızlarda bazen etek olur, bazı okullarda farklı olur. Bir de hırkamız var. Bu 4 parça kıyafet askeri koşullarda birer tane alındığını varsayarsak 700 lira civarında tutuyor. Tabii yedek alanlar da oluyor. Tabii ki yani burada bir tişört, özellikle pandemiden sonra alışkanlıklar çok değişti. Artık kimse bir tişörtle çocuğunu okula 5 gün boyunca yollamadığı için bir tane yetmeyecektir. Yani bunu yedekli olarak 2 tişört, 2 pantolon olarak aldığını varsayarsak rakamlar 1000-1100 liralara kadar çıkabiliyor. Geçen sene neydi fiyatlar? Yani geçen sene neredeyse yarıya yaydı. Yarı yarıya yaydı. İki katlık bir artış var. İki katlık bir artış net var. Hani esasında hani yansıtmamız gereken belki daha fazla ama tabii ki bu rakamlar daha fazlasını yansıtmamız mümkün değil. Peki. Ortaokul kıyafetlerine geçelim. Tabii ki. Buyurun. Şimdi tabii burada söylediğimiz gibi 65 okula, Kağıthane bölgesindeki 65 okula kıyafet satan bir mağaza, büyük bir mağaza. Evet, burada da ortaokul kıyafetleri. Burada değişen tek şey ortaokullar ve liselerde beden büyüdüğü için maliyetlerin artmasından dolayı ufak farklar var. Yani örnek veriyorum, daha büyük beden bir pantolon giyildiği için haliyle aynı fiyat olmuyor. Total üzerinden bakacak olursak asgari koşullarda 700 lira demiştik bir ilkokul çocuğunun kıyafetine. Ortaokulda bu rakam 800 lirayı bulabiliyor. 780-800 liraları bulabiliyor. Tabii şimdi buna bir de ayakkabı dahil olacak. Siz satıyor yani musunuz bilmiyorum ama biz ayakkabı satışımız yok ama çevre esnaflar da ayakkabı tabii ki bize soruyorlar, ayakkabı nereden alabiliriz diye. Esnaf arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz ama 200-300 liradan aşağıda ayakkabı alma şansı yok vatandaşın ne yazık yani, ki. Bu durumda tek takım ayakkabıyla beraber ortaokullar için 1000-1100 lira civarında bir rakamı bulacak. Bunun aşağısını düşünmemek gerekir. Devam edelim. Lise bölümünde var burada. Evet, büyük bir mağaza. Tabii yoğunluk da var, hareketlilik de var. Sabah saatlerinden bu yana çok sayıda veli öğrencileriyle birlikte buraya geliyorlar.
öğrencilere uygun, çocuklara uygun kıyafet seçiyorlar. İşte burası da liseler için yani bir takım. Evet, yani değişen tek şey ilk başta da söylemiş olduğum gibi standart olan şey bozulmuyor. Bir kısa kollu, bir uzun kollu, bir de hırka. Bu bazı okullarda, özellikle liselerde %95 oranında kapşonlu, hoodie tarzı kıyafetlerdir. Değişen tek şey tamamen beden büyüdüğü için maliyet artışından dolayı fiyat farkları. Burada da mesela yani 900 lira civarında bir rakam tutuyor lise öğrencisinde bir takım askeri koşullarda alındığı zaman. Yani bu önümdeki kıyafetlerin hepsinden birer tane alındığını varsayarsak 900 lira civarında bir fiyat oluyor hepsi birden. Bir sıralama yapabiliyoruz. İlkokul kıyafetleri 700, ortaokul kıyafetleri 800, lise kıyafetleri 900 lirayı buluyor ki bunlara ayakkabı dahil değil, ayakkabıyla beraber 200-300 lira. Ayakkabı dahil değil tabii ki. Böyle dediğimiz zaman hata yapmamış oluruz. Yani 700-800-900 civarında bir fiyat verirsek hata yapmamış oluruz. Yani burada dediğim gibi 65 okul çok fazla. Her okulun kıyafeti farklılık gösterdiği için. Ama oynamalar 20 lira olur. Öyle diyeyim. Yani şimdi çok fazla bir şey oynamaz. Bir detaydan bahsettiniz. Çanta dediniz. Çanta. Çanta satıyor musunuz? Gene ayakkabıda olduğu gibi sadece okul kıyafeti satan bir mağaza olduğumuz için müşterilerimiz oldukça bize soruyorlar çanta var mı yok mu diye. Bizde hani biz satışımız yok ama çanta satan esnaf arkadaşlarımız da var. Hani onlar yani bizim gördüğümüz onunla sohbetlerimizde o da aynı dertten muzdarip 300 liradan aşağı çanta iyi bir çanta olmadığını söylüyor. Yani minimum şartlarda 300 lira en az bir çantaya maliyet olarak koyması gerekir vatandaşın. Kabaca bir hesap yapacak olursak, yani bu durumda bir öğrencinin, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin kıyafetleri, ayakkabı ve çanta dahil olmak üzere ne kadarlık bir fiyat tablosu ortaya çıkıyor? Yani asgari oranda 1200-1500 lira civarı bir rakama bulur diye düşünüyorum. Tabii bu serbest piyasa. Hani ayakkabıyı hani daha uygun bir yerden bulabilir. Bu hani bizim bulunduğumuz çevredeki esnafın ama takribi olarak yani değişen çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü askeri şartlardan konuşuyoruz. Birer tane olduğundan konuşuyoruz. 1300 lira, 1500 lira civarında bir maliyeti olacaktır vatandaşın. Ayakkabı, çanta ve okul kıyafetiyle hepsini toparlarsak hata yapmış olmayız. 1500 lira civarında, 1300-1500 lira civarında bir harcaması olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet, Kağıthane Çeliktepe'de bir mağazadan gerçekleştirdik yayınımızı. İlkokul kıyafetleri 700 lira, ortaokul kıyafetleri 800, lise kıyafetleri ise 900 lira ortalama ki bunlara ayakkabı dahil edilince 200-300 lira dedi Kerem Bey. Yani yaklaşık 1200 liralara çıkıyor. 1200 lirayla 1500 lira arasında değişen fiyatlar söz konusu bu yıl için. Ahmet Arpat. Osman Terkan aktardı. Dikkat çeken bir gelişme onu aktaralım. Türkiye Montreux Sözleşmesi'nin tanıdığı haklar doğrultusunda boğazlardan geçiş ücretini 5 kat arttırdı. Yeni geçiş ücreti tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. Türkiye 1983 yılında geçiş ücretini 80 sent olarak belirlemişti. Sabah gazetesinin haberine göre 7 Ekim'den itibaren geçerli olacak geçiş ücreti tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. Bu adımla mevcutta 40 milyon dolar olan boğaz geçiş gelirinin 200 milyon dolara çıkması bekleniyor. Rusya-Ukrayna çatışmalarında dünyanın ikinci bir Çernobil olmasından endişe ettiği Zaporijya nükleer santrali ile ilgili bugün Uluslararası Atom Enerji Kurumu direktörü Rafael Mariano Grossi'den önemli bir açıklama geldi. Denetim bu hafta içinde gerçekleşecek. Acaba o açıklamanın ayrıntılarında neler var? Bunu soracağız Kiev'de bulunan gazeteci Deniz Berktay'a. Deniz, şimdi bu nükleer santralle ilgili hem Kiev hem Moskova yönetiminden farklı açıklamalar geliyordu. Grossi'nin açıklamasında ne var? Grossi'nin açıklamasında bu hafta içinde, bu haftanın ilerleyen günlerinde, yani hafta sonuna doğru Zaporojye nükleer santralini ziyaret gerçekleştireceklerini söylüyor. Kendisinin başkanlığında bir uluslararası heyet tarafından Zaporojye nükleer santralini ziyaret edeceklerini söylüyor. Zaporojye nükleer santrali şu anda, yani hem tekrar edelim izleyiciler için, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ve Ukrayna'nın Zaporojye ilinde bulunuyor. Fakat savaşın başlarında bu santral Rusların işgali altına girmişti ve şu anda hala o bölge nükleer santralde dahil olmak üzere Rusların denetimi altında. Ukrayna yönetimi şunu söylüyor,
Rusya diyor bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kurumu heyetinin bölgeye ulaşmasına engellemek, sabote etmek, geciktirmek için her türlü hileye başvuruyor, her türlü politikayı uyguluyor şeklinde bir açıklaması oldu Ukrayna yönetiminin. Şimdi heyete baktığımız zaman bir taraftan Rusya'ya yakın çizgide sayılabilecek ülkeler var. Bir taraftan da Rusya'ya epey uzak çizgide olan, yani hatta Rusya'ya politikaları Rusya'ya karşı düşmanca diyebileceğimiz Polonya ve Litvanya'dan üyeler var. Öbür taraftansa mesela Sırbistan gibi ya da Çin gibi Rusya'ya daha yakın diyebileceğimiz ülkelerden temsilciler bulunuyor heyette. Bu hafta içinde varmaları bekleniyor. Şimdi santralin çevresinde sürekli olarak çatışmalar var ve geride bıraktığımız birkaç gün içinde de bu çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Nükleer santralin, Zaporojye nükleer santralinin bulunduğu Energodar ilçesi, Zaporojye ilinin Energodar ilçesine son birkaç gündür sürekli top mermileri düşüyor. Bu konuda Rusya ile Ukrayna karşılıklı birbirlerini suçluyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bunun Ukrayna topçusunun işi olduğu söyleniyordu. Öbür taraftan Ukrayna ise bunun Rusya tarafından yapıldığını söylüyor. Yani Rusya özellikle bilerek orayı uzaktan bombalıyor. Yani Energodar şu anda Rus işgali altında olmasına rağmen, santralin bulunduğu ilçe, Rusya özellikle burayı uzaktan bombalıyor. Böylelikle de daha sonra bölgede yapacağı diğer saldırılara da zemin hazırlamaya çalışıyor. Bu şekilde bir provokasyon yapıyor şeklinde iki taraf birbirini suçlamaya devam ediyor. Fakat biraz önce de belirttiğiniz üzere sonuçta bölgede şu anda durum son derece gergin ve ikinci bir Çernobil faciasının yaşanma riski bulunuyor. Deniz Berktay aktardı. Ekrandaki son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntı alacağız. Şarkıcı Gülşen tahliye olduğu NTV ekibinden Baran Bila'da ayrıntı. Baran. Asliye Ceza Mahkemesi talebi değerlendirdi. İtirazda bulunmuştu Gülşen'in avukatları. Geçen hafta verilen tutuklama kararını, daha önce sanık hakkında herhangi bir sabıka kaydının olmadığı, dolayısıyla hapiste cezalandırılamayacağı ifade edilmişti. En üst sınırdan bile ceza verilse bu durumun geçerli olamayacağını ifade etmişlerdi. Bu konuyu görüştü mahkeme heyeti, bir incelemede bulundular. Bir haftalık bir inceleme süresi vardı. Dolayısıyla bugün verilen kararda Gülşen'in tahliyesine karar verilmiş oldu. Şöyle bir hatırlatalım. Geçen hafta gözaltına alınmıştı. Gülşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatta mevcuttu bir şekilde. Kolluk kuvvetlerince, yani polis kontrolünde adliyeye getirilmesi istenmişti. Adliyede savcı ifade verdikten sonra halkı kin veya düşmanlığa yönlendirme veya aşağılama suçundan tutuklanmasına karar verilmişti. Bu duruma gerekçe olarak da 4 ay önce bir konserde İmam Hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler gösterilmişti. Kararın hemen sonrasında avukatlardan itiraz gelmişti ve mahkeme bu itirazın neticesinde tahliyeye karar verdi. Baran Bila aktardı. Tekrar etmek gerekirse Türkiye'nin konuştuğu konu, geçen hafta şarkıcı Gülşen'in 4 ay önce bir konserde yaptığı bir açıklama, bir espri gündeme geldi. İmam Hatiplilere yönelik bir ifadesi vardı Gülşen'in. O ifade sonrasında Gülşen gözaltına alındı, savcıya ifade verdi ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklanıp cezaevine konmuştu. Gülşen'in avukatları o tutuklama kararına itiraz ettiler ve bugün o itirazı görüştü üst mahkeme ve Gülşen'in tahliyesine karar verildi. Mahkeme Gülşen'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklama kararı da kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Gelelim bugünün bir başka manşetine. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 50 yıl sonra gözünü yeniden Ay'a dikti. Önümüzdeki saatlerde Artemis 1 programıyla Ay'a yeni nesil roketini fırlatacak NASA. İnsansız bir görev olan bu fırlatmada bir sonraki insanlı görevler için testler yapılacak. Nihai hedefse Ay'a üst kurarak Ay'ı Mars dahil uzaydaki diğer noktalara yapılacak uçuşlar için kullanmak. Bu yolculuğun astronotları biraz farklı. İki meşhur kurgusal karakter. Biri Snoopy,
Diğeri de Koyun Şahan. Gelin şimdi fırlatmanın ayrıntılarına bakalım. NASA 50 yıl sonra yine Ay'a gidiyor. Roket ve kapsülün birleşimi olan SLS Orion isimli uzay aracı, Florida'da Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak. Ay'ın etrafında 42 günlük test uçuşundan sonra Dünya'ya dönecek. İnsansız uçuşta NASA'ya yaklaşık 37 milyar dolara mal olan SLS Orion uzay aracının bir sonraki görevinde astronotları taşımaya hazır olup olmadığı kontrol edilecek. Araç zorluk testinden geçirilecek. NTV yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Sinan Adiş, NASA'nın Ay'daki nihai hedefinin buraya üs kurulması olduğunu söyledi. Esas buradaki amaç Ay'a artık kalıcı gitmek. Yani aslında Ay'a temelli dönüş ve dolayısıyla Ay'da bir üs kurulması, Ay'ın etrafında uzay istasyonları kurulması ve sürekli burada daha kalıcı araştırmalar yapılması. Ama hepsinin de ötesinde en uzun vadedeki hedef ise şu: Ay'ın bir üs olarak kullanılıp bundan sonraki güneş sistemi içerisinde özellikle Mars'a yapılacak uçuşlarda Ay'ın üs olarak kullanarak buradan bir lojistik merkez haline dönüştürülmesi. Nihai hedef bu aslında. NASA 2024'te Artemis 2 göreviyle insanlı uçuşa başlayacak. Ancak ilk Ay'a iniş 2025'teki Artemis 3 göreviyle gerçekleşecek. Artemis 3 ile Ay'a ilk kez bir kadın ve siyahi astronot gönderilecek. NASA'nın tarihi Ay yolculuklarına dair fotoğraflar yeniden düzenlenerek daha yüksek kaliteli şekilde Apollo Remastered adlı bir kitapta toplandı. Fotoğraflar arasında en ilgi çekenlerden biri Ay yüzeyindeki tarihi yürüyüşünden sonra Neil Armstrong'un görüldüğü kare. Buzz Aldrin tarafından çekilen fotoğrafa yakından bakınca Armstrong'un gözündeki yaş dikkat çekiyor. Yine Buzz Aldrin'in çektiği ilk uzay selfiesi de öne çıkan fotoğraflardan bir diğeri. Can güvenliğinden endişe eden bir kadının haberi var sırada. Melek Bezaroğlu 3 yıl önce ayrıldığı erkekten halen tehdit mesajları alıyor. Bu süreçte 4 kez suç duyurusunda bulunan kadın, 4 davada da sanığın suçlu bulunmasına rağmen hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını anlattı. Ben bir anneyim. Çocuğumla dışarıya çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak, kimin izleyip kimin izlemediğini takip etmek istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir açık var. Biliyorum bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili artık en kısa zamanda çözüm bulunmasını rica ediyorum. Melek Bezaroğlu sosyal medyadan bu sözlerle yardım istedi. 3 yıldır eski sevgilisinin kendisini takip ettiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini anlattı. Önlem alınması için çağrıda bulundu. Genç kadına gönderilen mesajlarda Bezaroğlu ve kızına yönelik ölüm tehditleri yer alıyor. Aynı kişi adına 4 farklı dava açıldı ve 4'ünü de kazandım. Şöyle hükmün açıklanması geri bırakıldı. Maalesef ki sonuç olarak kendisi sadece 1 ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz gene aynı davranışlara devam etmeye başladı. Ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ediyor. Rahatsız ediyor ve tehdit ediyor. Lütfen bugün bunu giymişsin, bugün şurada bekledin, bugün buraya uğradın gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili de emniyete bilgi verdim. Daha önce Cimeri'de şikayet edilen zanlı hakkında halen devam eden bir dava daha bulunuyor. Adana'da maktulün üzerine örtülen kırmızı örtü katil zanlısını ele verdi. Evinde de aynı renk örtü bulunan zanlıyla 2 kişi tutuklandı. 24 Ağustos'ta kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabancayla vurulmuş bir kişi bulundu. Cesedin 32 yaşındaki Haydar Sezgin'e ait olduğu belirlendi. Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü kişinin aynı mahallede oturan Ahmet Çakar olduğu öğrenildi. Şüphelinin evine baskın yapıldı. Maktulün üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından evde de bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ahmet Çakar'la 2 kişinin daha cinayet günü olay yerinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.
Kahramanmaraş'taki ormanlık alanda iki noktadan alevler yükseldi. Yangınlardan biri kısa sürede söndürüldü ancak diğerini kontrol altına almak pek kolay olmadı. Saatler süren yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü. Ormanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Arazinin sarp olması çalışmaları güçleştirdi. Alevler saatler sonra söndürülebildi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Ekipler hemen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Fakat diğer yangını söndürmek pek kolay olmadı. Hem rüzgarın etkisi hem de arazinin sarp olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Havanın kararmasıyla devreye gece görüş sistemli helikopterler girdi. Alevler ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası saatler sonra kontrol altına alındı. Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki bir kadının organları hastalara umut oldu. Operasyonla alınan karaciğer ve kornealar Bursa'daki 3 hastaya nakledilecek. 53 yaşındaki kadının kalbi durdu. Organları 3 hastaya umut oldu. Bursa'da yaşayan Işıl Örüm, hipertansiyon şikayetiyle Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Örüm'ün kalbi durunca yoğun bakıma alındı. Müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti ve kurtarılamadı. Hastanenin organ nakil birimi, Örüm'ün ailesiyle organ bağışı görüşmesi yaptı. Ailesinin organ bağışına onay vermesi sonucunda Örüm'ün karaciğer ve korneaları operasyonla alındı. Dağıtık fakültesinden gelen ekip ile karaciğeri ve korneaları 3 hastaya umut olacaktır. Karaciğer ve kornealar operasyonun ardından hastalara nakledilmek üzere Bursa'ya götürüldü. Doktorlar organ bağışının önemine dikkat çekti ve bir kez daha çağrı yaptı. Günümüzde önemli bir konu olduğu için halkımızın bu konuda duyarlı olması bizleri de sevindirecektir. Şifa bekleyen hastalarımıza da umut olacaktır. İstanbul Kağıthane'de konserde çıkan kavgada saldırgan ikisi polis 6 kişiyi yaraladı. Yakalanan saldırganın 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hasbahçe Mesire alanındaki Tuğçe Kandemir konserinde kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklı bir kişi 4 kişiyi yaraladı. Kendisine müdahale eden 2 polisi de göğsünden ve elinden yaraladı. Bıçakla bir aracı gasp eden saldırganın bindiği otomobilin lastiklerini ateş açan polis zanlıyı yakaladı. Hakan D.'nin çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı. Fransa, milli futbolcu Paul Pogba ve abisinin birbirleri hakkındaki iddialarıyla çalkalanıyor. Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, abisinin kendisinden şantaj ve baskıyla para sızdırmaya çalıştığını söyledi. Kendisi de futbolcu olan Matthias Pogba ise kardeşinin Paris Saint-Germain'in ünlü yıldızı Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdığını öne sürdü. İddialarla ilgili Fransa'da soruşturma başlatıldı. Ayrıntıları alacağız. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımıza. Kayhan, çok enteresan bir olay. Neler konuşuluyor bu olaya ilişkin? Evet Ahmet Arpat, enteresan olduğu kadar tuhaf bir polemikle ya da skandalla karşı karşıyayız. Nereye kadar gideceğini hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat senin de belirttiğin üzere ünlü, dünya ünlü futbolcu, Gine kökenli Fransız milli futbolcu Paul Pogba'nın yine onun gibi futbolcu olan fakat onun kadar ünlü olmayan
abisi Matias Pogba cumartesi akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Bu video aslında dün ortaya çıktı. Neden? Çünkü Matias Pogba kardeşi kadar ünlü bir futbolcu değil. Sosyal medya hesaplarından o kadar çok takipçisi yok. Birdenbire arttı ama o takipçi sayısı. Orada dedi ki kardeşim Paul Pogba hakkında çok önemli gerçekleri ifşa edeceğim, bekleyin dedi. Kendisinin işte şu anda top koşturduğu Juventus kulübünde veya Fransız milli takımında, A milli takımında oynamayı hak edip hak etmediğini herkes görecek, gerçekleri herkes keşfedecek dedi. Bu gerçeklerin neler olduğunu tabii söylemedi. Öte yandan tabii şu anda Paris Saint Germain'de top koşturan dünya ünlü bir diğer Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili de bazı ifadelerin olacağını söyledi. Tabii dün Paul Pogba cephesinden buna derhal yanıt geldi. Paul Pogba avukatlar aracılığıyla da yaptığı açıklamada bu beyanlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditler ve organize çete oluşturarak baskı yoluyla para sızdırma girişimlerinin bir parçasıdır dendi. Ve Fransa ve İtalya'da polise bu konuda geçtiğimiz haftalarda şikayetlerde bulunulduğunu bildirdi. Fransız medyası bu sabahtan itibaren Fransa'da polisin Ağustos ayı başlarında konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını bildiriyor. Ve bu soruşturma kapsamında Paul Pogba'nın ifadesinin alındığını, Paul Pogba'nın ifadesinde geçtiğimiz aylarda Fransız A milli futbol takımının bir antrenmanı sırasında kaçırıldığını söylediğini bildiriyor. Kendisini kaçıranların da çocukluk arkadaşları ve kar maskeli ve ağır silahlı kişiler olduğunu, bunların arasında işte o videoyu yayınlayan abisi Matias Pogba'nın da bulunduğunu söylüyor. Matias Pogba'nın kendisini Fransız milli futbolcu Kylian Mbappe'nin imajını bozdurmak için Afrikalı bir marabu, yani kara büyücüyü, büyücüyle anlaştığına dair bir iddiası da olmuş. Bu iddiayı tabii Matias Pogba öne sürüyor. Bununla ilgili daha henüz ortaya bir belge koyabilmiş değil ama bir ses kaydı olduğunu söylemekte. Pogba'nın bu ifadelerinin ardından Matias Pogba geçtiğimiz saatlerde Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu ve kardeşim dedi, gerçek yüzünü gösterdi. Konu para değil. Her şey söylendiğinde insanlar bu dünyada senden daha alçak, hain ve ikiyüzlünün olmadığını görecekler diyor. Bakalım bu aile kavgası nerede sonlanacak ama Dünya Kupası'na 3 ay kala, ki biliyorsunuz hem Paul Pogba hem de Kylian Mbappe Fransız A milli takımının ilk 11'inde yer alan futbolcular, Fransız futbol camiası, özellikle Fransız Futbol Federasyonu bu krizden ötürü oldukça rahatsız. Bu krizin tabii en kısa sürede son damlasını bekliyorlar. Ahmet Arbat. Kayhan Karaca aktardı. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği 2022 MTV Video Müzik Ödülleri ışıltılı ve tartışmalı bir törenle sahiplerini buldu. Taylor Swift'in yılın klibi ödülünü aldığı gecede İtalyan rock grubu Maneskin'in performansının sansüre uğraması büyük tepki çekti. Bir sıcak gelişme ekranda da yer buldu. Hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ayrıntıları Gökhan Gerçek aktaracak bize. Gökhan. Ünsal Ban hakkında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri, görüntüleri organize suç örgütü lideri Serhat Peker'le paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Bodrum'un Minas ilçesinde olduğu tespit edildi. Ban'ın deniz yoluyla Türkiye'den kaçmak üzere olduğu ihbar üzerine operasyon kararı verildi ve Ban Bodrum'da Minas ilçesinde gözaltına alındı. Minas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı Ban. Ban'ın her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği kontrol noktalarından kurtulmak için de dağınık yolları kullandığı tespit edildi. Deniz yoluyla ülkeden kaçmaya çalıştığı tespit edildikten sonra operasyon düzenlendi ve Ünsal Ban gözaltına alındı. Az evvel de belirttiğim gibi Ban hakkında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Serhat Peker'le paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla soruşturma bulunuyor.
Gökhan Gerçek aktardı haberin ayrıntısını. Bültene kısa bir ara verelim. Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü kadını, sert Anadolu kadını rolünün değişmez ismi Aliye Rona'nın ölüm yıldönümü bugün. 1996 yılında 75 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçıyı saygıyla anarak tamamlıyoruz bülteni. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.